İlker. Oldu topa. Atatta. Kaleciyle karşı karşıya kalır mı? Kuruş geliyor ve gol. Oldu Spor'da. 10 bölümün sonrasıyla. Gol atabilsin. Kurtan Yıldırım sevgili izleyiciler. Gol çok erken bir dakika bulacağımız. 6. dakikaya giderken 10 bölümün sonrasıyla. Serbest vuruşu kullanın dedi. Uzun gönderdi sağ kanada doğru. Direkt orta geldi. Tehlikeli bir pozisyon mu? Gol pozisyonu. Şut ve gol! İkinci yarının hemen başında Aban Spor golü atıyor sevgili izleyiciler. Müsabakaya yepyeni bir heyecan geldi. Çok güzel bir vuruş izledik. Golü nasıl değerlendirirsin? Maçın başından beri yaptıkları neydi? Muharrem'e attıkları çapraz top. Yine bir Muharrem'e gelen top. Muharrem inanılmaz. Penaltılara bırakmayabilir. Ozan geliyor. Kaleye doğru vurdu. Kötü çok vurmadı. Kötü vurmadı. Güzel bir vuruştu. Kötü vurmadı. Kaleyi bulmadı ve bitti. Bitti. Neye kaldık sevgili futbol severler? Penaltılara kaldık. Kalecinin ayağının, tek ayağının atış öncesi çizgide olması lazım. Atış geldi. Halil topun başında. Halil vuruşunu yaptı ve kaleci özgür. Kaleci Özgür Rabat Spor'da Halil'in vuruşunda penaltıyı golle sonuçlandırmamış oldu. Bakalım Aban Sporlu futbolcu Muharrem golle sonuçlandırabilecek mi? İlk penaltı Ordu Spor'dan gelmişti. Aban Spor avantaja çevirebilecek mi? Muharrem topun başında, kalede Lokman dikkatli. Ordu Spor'da Lokman kalede. Ordu Spor. Muharrem geldi ve top ağlarla buluşturdu. Aban Spor 1-0 önde. Orçun topun başında. Kalede yine Özgür dikkatli. Orçun geliyor. Hakem işaretini verdi. Orçun kalede Özgür dikkatli. Özgür! Bunu da çıkarıyordu. Az kalsın bunu da kurtarıyordu. 1-1'e geldi. Özgür daha konsantre geldi ama bana. Evet. Harun Lokman'a karşı, Harun ve gol! Güzel penaltı ama Lokman bayağı yaklaştı. Harun ve gol. Hakem işareti geldi. Mustafa atışı yaptı ve soğukkanlı bir atış. Ters köşeye yatırmış oldu Özgür'ü. 2-2'lik eşitlik var. Aban Spor'da topun başına bakalım kim gelecek. Şey söyleyeceğim, sol ayaklı adamlar. Penaltılarda. Bakalım penaltı atışı dediğin gibi oldu. Kaleci Lokman da eşitliği yakalıyor. Ben de kurtarırım diyor. Hakem işaretini verdi. Muhammed geliyor. Özgür dikkatli. Bakalım ne olacak? Muhammed de golcülüğünü konuşturdu. Golünü atıyor. Kim atıyor şu anda? Kutay oyunda sonradan dahil olmuştu. Lokman kalesinde dikkatli Kutay, o da golünü atıyor. 3-3. Penaltı atışlarında 3-3'lük eşitlik var. Artık telafisi olmayan anları yaşıyoruz. Futbol severler çok heyecanlı. Ordu Spor taraftarı çok heyecanlı. Oğuz topun başında, Özgür kalesinde. 5. penaltılar değil mi? 5. penaltılar. Evet. Oğuz geliyor, kaleci. Golünü atıyor Oğuz. Ters köşe oldu. Oğuz da klasını gösterdi. Kalede Lokman, topun başında Aban Spor'da seçim. İki takım da bize büyük heyecanlar yaşattı. Hakem düdüğünü çalıyor. Seçim geliyor. Tebrikler oldu. Aban Spor'a büyük yazık oldu. Ama tebrikler oldu. İnanılmaz bir maçtı. Hem top direkten döndü. Yani güzel de vurdu seçim aslında ama direğe takıldı. Evet. Biraz daha sakin kullanabilirdi. Seçim yıkıldı. Ordu tebrikler tebrik Ordu. Ediyoruz. Tebrikler Ordu. İnanılmaz bir maçtı. Bir tarafta yıkım, bir tarafta heyecan var. Aban Spor ama biz kutluyoruz. Bu zamana kadar, bu dakikaya kadar, şu atışa kadar bu heyecanı hem taraftarlarına hem bizlere yaşattı. Ordu Spor, onlar da hak ettiler. Buraya kadar geldiler. Oyun olarak, kadro olarak tebrikler zaten Ordu. Üstünlerdi. Ordu Spor'a 3. ligde başarılar diliyoruz. Onların da en doğal hakkı. Onlar da heyecanlandılar. Acaba dediler. Penaltı kaçtı. Acaba'dan da öteydi. Yani
büyük ilk penaltı kaçtı. Özgür kurtardı. Daha sonra inanılmaz bir heyecan. Ya maç futbolun bir final maçına, final maçına yakışacak bir heyecan vardı. Oyun kalitesi evet düşüktü ama çok güzel bir heyecan oldu. Tebrik ediyoruz Abanta, Abanta, Ordu'ya tebrik ediyoruz. Özellikle ben seçim için çok üzüldüm. Evet. Bir futbolcu için zor bir durum. Ya seçim hala ama sağ içerisinde. Biri atamayacaktı Atıf. Yani sonuçta bir takım zaten veda edecekti buna. Tebrik ediyoruz tekrardan Ordu Spor'u. Süper Lig tecrübesi olan bir takımdı. Kastamonu'dan, Gazi Stadyumu'ndan bu heyecanı kameralardaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Arif Arpacı'ya, Murat Babutçu'ya. Yine diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Atıf Koca çok teşekkür ediyorum yorumlarından dolayı. Abant Spor'a da gelecek sezon başarılar diliyoruz. Ya bir...